Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde doğrusal programlama konusunu ele alacağız. Doğrusal programlama konusu aslında çok geniş bir konudur. Fakat biz bugün temel kavramlarından bahsedeceğiz ve bir çözüm yöntemi üzerinde duracağız. Bugünkü konuğumuz değerli hocamız Doçent Doktor Taner Büyükköroğlu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam bize doğrusal programlamayı açıklayabilir misiniz? Tabii. Günümüzde firmalar üretimlerini planlarken maksimum kazanç elde edebilmek veya maliyeti minimum yapmak için ellerindeki sınırlı kaynakları uygun biçimde kullanmak isterler. Bunun için de doğrusal programlama yöntemden yararlanırlar. Doğrusal programlama nedir? Temel kavramları nelerdir? Ve bir doğrusal programlama problemi nasıl çözülür? Bunu üretimle ilgili bir örnek üzerinde açıklamaya çalışacağım. Peki hocam. Örneğimiz şöyle. Bir çiftçi 30 dönüm tarlasında iki çeşit ürün yetiştirmek istiyor. Bunlar buğday ve şeker pancarı. İki ürün yetiştirmeyi planlamakta. Bu ürünleri yetiştirebilmek için elinde 12 bin lira parası var. Buğday üretebilmek için dönüm başına maliyetin 200 lira olduğunu hesaplıyor. Şeker pancarı üretebilmek için de maliyetin 800 lira olduğunu dönüm başına 800 lira olduğunu hesaplıyor. Bir dönüm buğday yetiştirdiğinde karının 100 lira olduğunu ve bir dönüm şeker pancarı yetiştirdiğinde ise karının 250 lira dönüm başına 250 lira olduğunu varsayalım. Problemimiz şu. Çiftçi bu 12 bin lirayı kullanarak maksimum kar elde edebilmek için tarlanın ne kadarında buğday yetiştirmeli? Ve ne kadarında pancar yetiştirmeli? Bu tür problemlerde genelde bu sözel kısımlar bu kadar uzun olur. İsterseniz önce biraz tartışalım. Hocam ilk önce isterseniz arkadaşların tahminlerini alalım evet, bir. Evet, daha iyi olur. Sizce ne kadar buğday, ne kadar pancar eksin ki karı maksimum olsun? Şöyle ben isterseniz yazayım. Hocam bence 10 dönüm pancar, 20 dönüm buğday yetiştirmesi lazım. Hocam arkadaşımız der ki 10 dönüm buğday, 20 dönüm de pancar ekmesi gerekir. Güzel. 10 diyelim, buraya da 20 diyelim. Önce neyi kontrol etmemiz gerekiyor? Şeyde sorun yok. Tarlanın yani toplamında sorun yok. Toplamı 30 dönüm yapıyor. Hocam 20 dönüm buğday, 10 dönüm pancar. Ha, tersini söyleyeyim. Pardon, tamam. Yanlış anlamışım. Olsun, bunu deneyelim. O zaman maliyet 12 bin lirayı aşmış olmaz. Bir bakalım. Yani bir dönüme 200 lira harcaması gerekiyordu. 10 dönüme 2000 lira. 20 dönüm pancar için ne harcaması gerekir? 1600 lira. 16 bin lira. Yani 18 bin lira oluyor toplam maliyet. Onu şuraya yazalım. Bu ise eldeki paradan daha fazla olduğu için 10 dönüm buğday, 20 dönüm pancar ekemeyiz. Hocam 18 bin olacak. 18 bin, pardon. Pancarın maliyeti 16 bin. Pardon, 8 bin. Bunu yapamayız değil mi? Yani şöyle çizelim bunu.
20 dönüm buğday. 10 dönüm pancar. 10 dönüm pancar. Bu mümkün mü? Mümkün. 20 ile 200'ü çarpacağız değil mi? Evet. 4000. 10 ile de 800'ü çarpacağız. 8000. Toplam 12.000 yapıyor. Bu mümkün. Peki bu ürünleri yetiştirdiğinde elde edeceği karı söyleyebilir miyiz? Onu da burada belirtelim. 4500. Buğdaydan dönüm başına 100 lira kazanacaktı değil mi? Yani 2000 lira. Şöyle yazalım. 2000 artı 2500 ve pancardan toplam 4500. Toplam 4500. Başka önerisi olan var mı? Evet. Şey, hepsini şey yapsa olmaz mı buğday? Deneyelim. Onu da deneyelim. 30 dönüm buğday. Tarla bitti. Pancar ekemeyecek. Maliyeti karşılayabilir miyiz? Ona bakalım. 30 dönüm buğday için dönüm başına 200 liradan 6000 lira masraf yapması gerekecek değil mi? Karşıladı. Yani cebimizde para bile kaldı aslında, evet, değil mi? Evet, 6000 lirayı kullanamadık. Evet. Onu unutmayalım. Peki buğday ekiminden elde edeceği kar ne? 3000 lira kar elde edecek. Önceki arkadaşımızın söylediği miktarlarda ekim yapılırsa eğer daha fazla karımız var. Başka? Bir de ben söyleyeyim hocam. Evet. Burada sanki pancar birazcık daha fazla kar getiriyor gibi görünüyor. O zaman 30 dekar ya da dönüm acaba? Yani buğday değil de evet, pancar ekmek isteyelim. O zaman maliyet falan. O zaman maliyet değil mi? Evet. Yani 30 ile 800'ü çarpacağız değil mi? 24.000 olur. 15. Şuraya yazalım. 24.000 olur. Yine bunu ekemeyiz. Ama 15 dönüm pancar ekebiliriz değil mi? 3.750 yapar. Yani bunun yarısı kadar pancar ekebiliriz. Peki maliyeti ne olur? 12.000 lira olur. Buğday ekmeye paramız yeterli değil. Maliyeti 12 bin lira. Buğday ekmeye paramız yeterli değil. Peki 15 dönüm pancar ekildiğinde karımız ne olur? 3750. 15 ile 250 çarpacağız. 3000. 750. 750. Yine düşük. Burada da tarlanın yarısı boş kaldı. Değil mi? Bu tür denemeler yaparak problemin çözümünü bulmak mümkün değil. Yani denemeler yapabilirsiniz ama bulduğunuz değerin maksimum kar olduğunu söyleyemezsiniz. Bu nedenle bu sözel verilmiş problemin matematiksel modelini yapacağız. Ve çözümü o şekilde elde etmeye çalışacağız. Şimdi X ile buğday ekilecek alanı Y ile de pancar ekilecek alanı gösterelim. Şimdi neler var elimizde? X ile Y ile X ve Y ile ilgili ne söyleyebiliriz? X ile Y'nin toplamı 30 dönüm tarla. 30 dönümü geçemez. Güzel. Yani X ile Y'nin toplamı 30 dönümü geçemez. Başka? Denemeler yaparken gördük. Maliyette maliyetin 12 evet. bin lirayı geçemeyeceği. 200, ya onu nasıl ifade etmemiz lazım? 200x artı 800. Güzel. Bir dönüme 200 lira masraf yapıyorsak buğday için 200 dönüme pardon x dönüme 200x masraf yapılır. Benzer şekilde pancar için de maliyet 800'dür. 800y masraf yapılır ve bu toplam masraf da 12 bin lirayı geçmemeli. Başka? İki eşitsizlik daha var. Bu X ve Y değişkenleri alanı gösterdiği için bu sayılar da sıfırdan büyük eşit olmalıdır. Değil mi? Peki X dönüm buğday, Y dönüm pancar ekildiğinde karı nasıl hesaplayabiliriz? Sadeleştirsek şu ikinci denklemi.
Şimdi bunlar bizim kısıtlarımız. Yani X ve Y için bu kısıtları kullanmamız lazım. Bir şey diyeceğim. Tabii. İkincisi denklemi sadeleştirecek X, Y'ye götürsek olmaz mı? İşlem yaparken dediğinizi yaparız. Şimdilik dursun. Buğday ve pancar için ayırmıştık 20 dönümle 10 dönüm. Onları yapsak olur mu? Yani şunu yapacağız. X dönüm buğday, Y dönüm pancar ekildiğinde karımız ne olur? Tamam, onu... 20X artı 10Y. Hayır, buğdaydan 100 liraydı karımız, değil mi? Pancardan da 250. O karı Z ile gösterecek olursak 100X buğdaydan elde edeceğimiz karı gösterir. Pancardan elde edeceğimiz karı da 250. Y ile ifade ederiz. Şimdi problemimizi yeniden ifade edelim. Biz aslında ne yapmak istiyoruz? Z fonksiyonunu maksimum yapan ve bu eşitsizlikleri sağlayan X ve Y sayılarını bulmak istiyoruz. Ya da Z fonksiyonunun maksimum değerini, bu küme üzerinde maksimum değerini bulmak istiyoruz, değil mi? Amacımız bu. Yani şu sözel problemin matematiksel karşılığı bu. Şimdi burada birkaç tanım vereyim size. Ondan önce Z fonksiyonu doğrusal bir fonksiyon, değil mi? Hepsi, bütün değişkenler birinci dereceden doğrusal bir fonksiyon. Eşitsizliklere baktığımızda hepsi doğrusal eşitsizlikler. İşte bu yüzden bu tür problemlere doğrusal programlama problemi denir. Ayrıca şunu yapmak istiyoruz. Bu Z fonksiyonunun maksimum değerini bulmak istiyoruz. Amacımız bu. Bu Z fonksiyonuna problemin amaç fonksiyonu denir. Sonra burada eşitsizliklerimiz var. Bunlara problemin kısıtları denir. Bu X ve Y de problemin karar değişkenleri oluyor. Bunlar da karar değişkenleri. Şimdi bu doğrusal programlama probleminin çözümünü bulmaya çalışalım. Değişken sayısı, ki burada iki tane bizim problemimizde, iki olduğunda veya üç olduğunda bu tür problemleri grafik yöntemle çözebiliriz. Grafik yöntemle problemi çözmede ilk önce şu eşitsizliklerin belirlediği kümeyi bulacağız. Bu eşitsizlikleri sağlayan X virgül Y noktalarının kümesini düzlemde bulmaya çalışacağız. Şimdi bunun için önce birinci eşitsizliği ele alalım. Yani X artı Y küçük eşit 30 eşitsizliğini sağlayan noktaların düzlemde karşılığı ne? Bu noktaları belirlemek için önce X artı Y eşit 30 denklemine bakalım. Bu denklem bildiğiniz gibi doğru denklemi. Bu doğrunun grafiğini düzlemde çizmek için ne yapmamız lazım biliyor musunuz? Yani orijinden geçmiyor bu doğru. X ve Y eksenini kestiği noktaları belirlediğimizde o iki noktadan geçen doğru bizim aradığımız grafikler, değil mi? Nasıl belirliyorduk peki X ve Y eksenini kestiği noktaları? Evet. X'e 0 verip Y'ye kestiği değerini buluyorduk. Y'ye daha sonra X'e 0 verip X'e 0 verip X'e 0 değerini verip X noktasını güzel buluyorduk. Yani X yerine 0 yazdığımızda denklemde Y 30 olur, değil mi? Demek ki bu doğru 0,30 noktasından geçecek. Yine Y yerine 0 yazdığımızda X 30 olur. Demek ki bu doğru 30,0 noktasından geçecek. Grafiğini çizelim. X eksenimiz, Y eksenimiz. Bu bulduğumuz noktaları işaretleyelim. Burası 0,30 noktası. Eşit oldu, eşit oldu mu? Neyse. 30,0 noktası da burası. Bu iki noktadan geçen doğrunun grafiği de şu olacaktır, değil mi? Yani X artı Y eşittir, eşit 30 denklemini sağlayan X virgül Y noktalarının X virgül Y noktaları bu doğru üzerindeki noktalardır. Bizim problemimiz şu. X artı Y küçük eşit 30
eşitsizliğini sağlayan noktaları bulmak istiyoruz. Bunu nasıl belirleriz? Şunu söyleyelim. Doğru düzlemi iki parçaya böler. Değil mi? Burada görüyorsunuz. Doğru düzlemi iki parçaya böler. Bu parçalardan birinden bir nokta seçeriz. Seçtik noktayı. Eğer o seçtiğimiz nokta için, eşitsizlik sağlanıyorsa demek ki o noktanın olduğu bölgedeki tüm noktalar için de bu eşitsizlik sağlanır. Bu seçtiğimiz nokta için eşitsizlik sağlanmıyorsa bu durumda diğer bölgedeki tüm noktalar için bu eşitsizlik sağlanır. Anlaşıldı mı? Şimdi bu noktayı seçerken herhangi bir noktayı değil de kolaylık açısından orijini kullanabiliriz, değil mi? Orijin çünkü 0,0 noktası. 0,0 noktasını eşitsizlikte yerine koyalım. Eğer eşitsizliği sağlıyorsa orijinin olduğu bölgedeki tüm noktalar bu eşitsizliği sağlar. Sağlar mı 0,0 noktası? Sağlar. Sağlar. X yerine 0, Y yerine 0 yazdım da ortadan küçük eşit. Demek ki X artı Y küçük eşit 30 eşitsizliğini sağlayan noktaların kümesi saradığımız bölgedir. Bu anlaşıldı herhalde. Gelelim ikinci eşitsizliğimize. Bu diğer... Tahtada çizelim. Diğer eşitsizliğimiz neydi? 200x artı 800y küçük eşit 12.000. Az önce bir arkadaşımız bunu daha sade yazabiliriz demişti. Nasıl yazarız onu? 400. Artı 4y küçük eşit 6. Yani 200'e böleriz, evet. Her iki tarafı. 200 pozitif sayı olduğu için eşitsizlik yön değiştirmez, değil mi? 200'e bölersek x artı 4y küçük eşit 60 mı? 60. Yani bu eşitsizlik. Bu eşitsizliği sağlayan nasıl? 200'e böldük. Eşitsizliğin her iki tarafını 200'e böldük. Şimdi bu eşitsizliği sağlayan noktaları bulalım. Benzer şekilde yapacağımız şey şu. X artı 4y eşit 60 doğrusunun grafiğini çizeceğiz. Hemen söyleyebilir misiniz eksenleri kestiği noktayı, bu doğrunun? Evet. 0,15. X yerine 0 yazdık. 60. Y 15. 60'a 0. Çok güzel. 60 burası olsun. 15 nerelerde? Yani şurası 30, burası 15 olsa 15. 0,15. Doğrunun grafiğini de bu şekilde çizebiliriz. Bu çizdiğimiz x artı 4y eşit 60 doğrusunun grafiği. Şimdi eşitsizliği sağlayan noktaları nasıl belirleyeceğiz? Doğrunun alt tarafında kalan noktalar eşitsizliği. Nasıl belirlediğimiz? Gene aynı şekilde değer vererek. Sıfır. Sıfıra sıfır. Yani orijinik kullandınız. Değerini vererek. Yani sağlıyorsa. Şöyle yapalım. Başka bir nokta seçelim. Mesela 60,1 noktasını deneyelim. Eşitsizliği sağlıyor mu? O zaman sağlamaz. Bir bakalım. 60 neydi eşitsizliğimiz? Şu 60. 60 artı 4. 4. Bu 64 olur. Hı. Ki 60'tan küçük eşit değil. Değildir. Onu sağlamıyor. Demek ki bu noktanın olduğu bölgedeki noktalar değil de diğer taraftaki noktalar bizim eşitsizliğimizi sağlayan noktalar. Hocam bir şey sorabilir miyim ben? Peki buradaki eşitsizlikte kullandığımız ifade küçük eşit değil de kesin küçük olsaydı o zaman? O zaman doğru üstündekiler yer almazdı. Yani x artı 4y üzerine yer alan noktalar değil de sadece o noktaların altında kalan kısım yer alırdı. Yani bu noktalar bu eşitliği sağlayan noktalardı, değil mi? Onları almayacağız. Çok güzel. Dolayısıyla sonuç olarak şu eşitsizliği sağlayan x virgül y noktalarının kümesi taradığımız bölgedeki noktalar olur.
Biz neyi istiyoruz? Şurada isterseniz tekrar eşitsizliklerimizi görelim. Şu dört eşitsizliği aynı anda sağlayan noktaların kümesini araştırıyoruz değil mi? Bunu nasıl buluruz? Şimdi hatırlayalım. X ve Y büyük eşit sıfır olmalıydı. O zaman az önceki grafiklere dönecek olursak. Burada X artı Y küçük eşit 30 noktaların kümesini bulduk. Buna X büyük eşit 0, Y büyük eşit 0 koşulunu da ekleyecek olursak nasıl bu bölge çıkar? Orada bir dik üçgen bölgesi çıkmayacak mı? Çok yani güzel. Eksiye düştüğü noktaları almayacağız. Almayacağız. Yani birinci bölgedeki noktaları alacağız. Yani onu da farklı bir renkle işaretleyelim. Şu üçgen değil mi? Bu üçgen üzerindeki tüm noktalar, bu üçgene ait tüm noktalar şu eşitsizliği sağlar. Yazalım. Neydi? X artı Y küçük eşit 30, X büyük eşit 0, Y büyük eşit 0. Değil mi? Bu taradığımız bölge. Şunları silelim. Bu üç eşitsizliği sağlayan noktaların kümesi bu üçgensel bölgedir. Diğer grafiğimize bakalım. Aynı şeyi onun içinde söyleyelim. Bu eşitsizliği ve şu iki eşitsizliği birden, üçünü birden sağlayan noktaların kümesine bakacak olursak, o da şöyle tekrar yazalım. X artı 4Y küçük eşit 60, X büyük eşit 0, Y büyük eşit 0. Bu üçünü birden sağlayan noktaların kümesi de yine şu üçgensel bölge olur değil mi? Yani bu noktalar içerisinde birinci bölgede kalan noktalar olur. O da burası. Yani yine şunları çıkartalım. Peki. Dört eşitsizliği birden sağlayan noktaların kümesini nasıl elde ederiz? O eşitsizlikleri isterseniz şuraya tekrar yazayım. Ne vardı? X artı Y küçük eşit 30. X artı 4Y küçük eşit 60. X büyük eşit 0. Y büyük eşit 0. Eşitsizlik sistemimiz buydu. Ne yapacağız? Bu dördünü birden sağlayan. İki grafiği çakıştırsak. Kesişimine bakacağız değil mi? Evet. Çok güzel. Nelerdi noktalarımız? 60,0 noktası vardı. Sonra 30,0 noktası vardı. Bir de 0,15 noktası vardı. 0,30 vardı. Bu üçgenleri buraya taşıyacak olursak üçgenimizin birisi bu, değil mi? Bunun içerisindeki evet. Noktalar. Diğeri de şu. Dolayısıyla dört eşitsizliği de sağlayan noktaların çözüm kümesi taradığımız bölge oldu. Bu anlaşıldı herhalde. Evet. Şimdi bunun anlamı ne? Ben buradan herhangi bir nokta alsam, bu nokta için ne söyleyebilirsiniz? Bu nokta için, yani bileşenler için x virgül y diyelim bu noktaya. Bu dört eşitsizlik de sağlanır. Başka evet. Bir deyişle. Başta verdiğimiz probleme dönecek olursak nedir karşılığı bunun? X için ne dersiniz? X diye ekilecek buğday ya karşılık gelen alanı göstermiştik değil mi X ile? Yani bu noktaya karşılık gelen X ve Y değerleri için buğday ve pancar ekmek mümkün. Yani yeterli alanımız var ve de maliyeti 12 bin liradan küçük eşit. Değil mi? Bunu söyleyebiliriz. Evet. Güzel. Bu küme bizim için önemli bir küme. Bu kümeyi belirledikten sonra şimdi problemin çözümüne bakalım. Çözümü nasıl buluruz? Şunları hocam da. Biz bu noktalardan karı maksimum yapacak olanı bulacağız değil mi? Evet çok güzel. Amaç fonksiyonumuzu yeniden yazalım buraya. Amaç fonksiyonumuz şuydu. 100x artı 250'ye. 250y idi. Bu fonksiyonu maksimum yapan
X virgül Y noktasını araştıracağız. Yani bu kümede öyle bir nokta bulacağız ki bu fonksiyonu maksimum yapsın. Şimdi bunu nasıl buluruz? Bu bizim karımızı gösteriyor değil mi? Kârı. Evet. Z yerine 0 yazalım. O zaman bu denklem ne olur? 100x artı 250y eşit 0'dır değil mi? Düzenlersek biraz daha sadeleştirelim. Yani 50'ye bölersek bunu 2x artı 5'e eşit 0 olur. Bu da bir doğru denklemi. Bu doğrunun grafiğini çizebilir miyiz? Evet. Tekrar değer evet, çizebilir. Değer veririm. Orijinden geçer bu doğru değil mi? Evet. Orijinden geçer. Başka? Eğimi örneğin x yerine eksi 5 yazsak evet. Yani eğime bakarak söyleyebiliriz ama x yerine eksi 5 yazsak y2 çıkar değil mi? Yani eksi 5 virgül 2 noktasından da geçer. Diyelim x eşit eksi 5 burası. 2 de buralarda bir yerde. Yani şu nokta. Biraz aşağıda alalım. Şu nokta. Bu iki noktadan geçen doğruyu çizelim. Bu çizdiğimiz doğru z eşit sıfıra karşılık gelen doğru. Şimdi z'ye sıfır değil de 3000 değerini verelim. Bu durumda denklem ne olur? 100x artı 250'ye eşittir 3000. Eşittir 3000. Yine sadeleştirirsek. 50'ye bölsek. 2x artı 5'e eşittir 60 olur. Güzel. 2x artı 5'ye eşittir 60. 60 oldu. Şu ifadelere baktığımızda bunlar aynı değil mi? Değişen sadece sağ taraftaki Z'nin sabit. Bunun grafiğini çizebilir miyiz? Nereden geçer bu doğru? X yerine 30 yazdığımda, Y yerine 0 yazdığımda bunu sağlar değil mi? Evet. Şu. Yani bu noktadan geçecek. Peki başka ne biliyoruz? Eğimleri aynı olduğu için bu doğrunun grafiği başta çizdiğimiz doğrunun grafiğine paralel olacaktır. Yani buna paralel kalacak şekilde doğruyu çizelim. Doğrumuz bu. Bu da z eşittir 3000'e karşılık gelen doğrunun grafiği. Şimdi az önce tarlanın tamamına buğday ekseydik. Kârımız ne olurdu, ne olurdu diye hesaplamıştık değil mi? Kârımız ne çıkmış hatırlıyor musunuz? 9000 lira. O 3000 liraydı. 3000. 3000 liraydı. Şimdi şu noktaya bakacak olursanız bu nokta 30,0 yani 30 birinci bileşen ki o buğday ekilecek buğday miktarını gösteriyordu. Pancar 0'dı. Yani 30 dönüm buğday ektiğimizdeki kârımızın 3000 olduğunu buradan hatırlayabiliriz. Hocam ama 6000 lira maliyet etmiştik. 6000 lira da elimizde kalmıştı. O 6000 de kar olarak geçmez mi? 3000 artı 6000 hayır, 6000 hiç kullanmadık. Lazımdı. Kar şu. 200 liraya mal ediyorduk dönümünü evet. Buğdayın. 300 liraya satıyoruz. Kârımız o aradaki 100 lira. O yönden öyle. Hı hı. Yani o 6000 lira duruyor. Tamam. O zaten senindi. Tamam. 6000 lira duruyor. Buğdayın satımından ne oluyor bu durumda? 9000 lira gelir elde etmiş oluyoruz. Toplamda yine 3000 lira kârımız olmuş oluyor. Yani 6000, 9000, 15000, 12000 düşersek 3000 lira kârımız var. Z eşittir 3000 için doğruya paralel bu doğruyu elde ettik. Orijinden geçen doğruya paralel bu doğruyu elde ettik. Z'yi bu şekilde artırdığımız zaman ne olur? Ondan önce şundan bahsedelim. Şimdi 30,0 noktasını aldığı değerin 3000 olduğunu gördük. Başka noktalarda da 3000 değerini alır mı? Mesela doğru üzerinde şu noktayı alsam. Şu x'yi silelim şimdilik. Başka bir nokta aldım şu nokta. Bu nokta için de yine... bu nokta için de denklemimiz buradaydı. O seçtiğim nokta için de
3000 değerini elde ederim değil mi? Broker evet. Üzerinde. Peki. Başka? Şu nokta için de yine 3000 değerini elde ederim. Ve unutmayalım bu noktalar birinci bileşene ekilecek buğday miktarını, ikinci bileşende ekilecek pancar miktarını gösteriyor. Yani aslında sonsuz seçim yapabiliriz. Ekilecek buğday ve ekilecek pancarla ilgili. Anlatabiliyor muyum? Yani şu doğru parçası üzerindeki tüm noktalar için aynı gelir elde ederiz. 3000 lira. Z'yi artırsak ne olur? Z'yi artırsak ne olur? 3000 değil de daha büyük değerler seçsek ne olur? Şimdi buradaki eşitliklere bakacak olursak eğimler aynı. Yani yine bir doğru denklem çıkacak. Eğimler aynı ve orijinden geçen bu doğruya paralel kalarak başka bir doğru elde edeceğiz değil mi? Hı hı. Yani bunu şöyle gösterebilir miyiz? Z eşit 0 için bu doğruyu bulmuştuk. Z'yi değiştirdikçe, artırdıkça, sıfırdan başlayıp artırdıkça bu doğruya paralel bu doğruyu elde ederiz. Doğrular elde ederiz. Devam ettikçe artırmaya olacak ne? Gider o öyle. Bu şekilde devam eder ve şöyle daha net görülüyor sanki. Şuradaki köşede çokgen bölgeyi terk eder değil mi? Son temas ettiği nokta bu. Biraz daha artırırsam bölgeyi terk eder. O zaman Z'nin alabileceğim en büyük değerini ne olarak belirleyebiliriz? Yani Z en büyük değerini nerede alır? Bu noktada. Bu noktada. Bu noktanın ne olduğunu söyleyebilir miyiz? Maksimum kar. Yani bu iki doğrunun ara kesit noktası değil mi? Bu iki doğrunun ara kesit noktasını nasıl buluruz? İki doğruyu ortak çözsek olur mu? Evet, doğruların evet. Denklemlerini biliyoruz değil mi? Ortak evet. Çözmemiz ortak gerekiyor. İsterseniz hemen şurada hesaplayalım. Birinci doğrumuz şuydu. X artı Y eşit 30. İkinci doğru X artı 4 Y eşit 60. Ortak çözersek nasıl çözeriz bunu? X'leri yok edeceğiz. Nasıl yok edeceğiz? Eksiyle çarparsak üstü. Bunu eksi 1 ile çarpacağız. O zaman eksi x, eksi y eşittir eksi 30. X artı 4 eşittir 60. Eşittir. Taraf tarafa toplarsak topladık. X'ler sadeleşir. X'ler gitti. Evet, 3 y eşittir 30. Y de 10. 10 çıktı. X'i nasıl bulacağız? Bu denklemlerden birinde X yerine yazacağız. X'de 20. X'de 20 çıktı. Güzel. Bu noktanın koordinatları 20 virgül 10. Olmuş. Bu nokta doğrunun çokgen bölgeyi yani dörtgeni terk ettiği son noktaydı. O zaman maksimum değer için ne diyebiliriz? Yani X eşittir 20. 20. Y eşittir 10. 10 için. Z ne çıkar? 100 çarpı. 20 artı 10 çarpı. 250 çarpı 10. 250 çarpı 10. 10 çarpı 250. 4500. Ve bu amaç fonksiyonu başka hiçbir noktada bu değerden büyük olamaz. Yani maksimum değerini bulmuş olduk değil mi? Bu amaç fonksiyonu maksimum değerini bulmuş olduk. Peki sorumuz neydi? Ne kadarına buğday, ne kadarına pancar eksin ki maksimum gelire ulaşalım. Buradan görüyoruz ki 20 dönüm buğday, 10 dönüm pancar ekerse elde edebileceği o 12 bin lirayla 30 dönümlük tarlada elde edebileceği en büyük geliri, kârı elde eder. Tamam. Peki genel bir tekrar yapacak olursak ne söyleyebiliriz? Problemi çözmek için ne yapmak gerekiyor? Önce kısıtlarla verilen kümeyi düzlemde belirleyeceğiz. Bu elde ettiğimiz kümenin köşe noktalarını da bulacağız. Tabii her defasında bu z'ye değerler vererek bu maksimum değerini bulmak zor. O yüzden genel bir sonucu ifade edelim. Amaç fonksiyonu çokgen bölge üzerinde maksimum değerini çokgenin köşe noktalarında alır. Neden olduğunu az önce gördük. Çünkü doğru çokgen bölgeyi bir köşe boyunca, bir köşesinde terk eder. Problemi çözmek için eşitsizliklerle verilen bölgeyi düzlemde işaretliyoruz. O
karşımıza çıkan çokgen bölgenin köşe noktalarını buluyoruz ve o köşe noktalarındaki amaç fonksiyonunun değerini hesaplıyoruz. Bulduğumuz değerler içerisinde en büyük değer amaç fonksiyonunun maksimum değerini veriyor. Peki hocam bu doğrunun acaba bölgeyi terk ettiği nokta hep tek nokta mıdır? Yani şu yukarıdaki mesela doğru parçası boyunca da terk ettiği durumlar var mıdır? Onu da söyleyelim. Şurada hemen hızlıca ifade edelim bunu. Çokgen bölgeyi şu şekilde alalım. Diyelim ki çokgenimiz şöyle bir şey olsun. Z değerler vererek çizdiğimiz doğru da bu şekilde hareket etsin. Yani bu kenarına paralel. Şimdi bu durumu kastediyorsunuz evet, herhalde. Evet hocam, bunu kastediyorum. Doğru çokgen bölgeyi bir kenarı boyunca terk etmesi durumunda ne olur? Bu şu demek. Bu... doğru parçası üzerindeki tüm noktalarda amaç fonksiyonu maksimum değerini alır. Bu noktalar içerisinde tabii ki yine çokgenin köşe noktaları da var. Yani söylediğimizde ters bir durum söz konusu değil. Amaç fonksiyonu çokgen bölge üzerinde maksimum değerini çokgenin köşe noktalarında alır. Peki. Yani şunu da söyleyebiliriz aslında değil mi hocam? Tek noktada da alabilir bu maksimum değerini amaç fonksiyonu ama sonsuz tane noktada da maksimum değerini alabilir. Evet. Evet. Şimdi hocam ben bir önceki örneğe de dönmek istiyorum. Tahminlerde bulmuştuk biz örneğe başlamadan önce. Arkadaşımızın ilk tahmini şuydu. Dedi ki ben 20 dönüm buğday ekerim, 10 dönüm de pancar ekerim. Evet. Ve kârım da 4750 lira olur. 4500 olur pardon. Yani bu doğru bir tahmin. Ben açıkçası merak ediyorum bu tahmini nasıl yaptı? Hocam... İlk önce ben direkt 20 dönüm pancar yetiştirdiğini düşündüm. Hı hı. Ama baktım ki maliyeti yetişmiyor. Hani maliyeti yetmiyor. Düşündüm 15'i dönüme düşürdüm. Bu sefer yine maliyet yetmiyor. Hı hı. Direkt 10 dönüm olarak düşündüm. Baktım ki maliyet tam olarak yetti. Ve kar da hani boşta tarlam da kalmadı. Elimde de param kalmadı ama karım 4500. Mantıklı olaraktan öyle düşündüm yani. Ve gayet de güzel bir mantık. Çok güzel, çok güzel. Tebrik ediyoruz seni. Ama net sonucu söyleyebilmek için problemi bu şekilde matematiksel olarak çözmek gerekiyor. Peki var mıdır arkadaşlar başka anlamadığınız herhangi bir yer? Hocam o zaman başka bir örnek yazalım mı? Vaktimiz yeterli olursa hemen bir... Matematiksel modeli verilmiş. Örneğimiz şu olsun. Şöyle diyeyim, 5x... artı 3y küçük eşit 15, 2x artı 3y küçük eşit 12, x büyük eşit 0, y büyük eşit 0. Kısıtlarımız bunlar. Amaç fonksiyonumuz da şu. 5x artı 12y. Bu doğrusal programlama probleminde yine z fonksiyonunu, amaç fonksiyonunu... maksimum değerini araştırıyoruz. Çözüm için ne yapmamız gerektiğini az önce ifade ettik. Yapacağımız şey bu eşitsizliklerin sağlandığı bölgeyi belirlemek, köşe noktalarını bulmak ve o köşe noktalarında fonksiyon değerlerini hesaplamak. Elde edeceğiniz en büyük değer problemin çözümüdür. Bunu herhalde yapabilirsiniz. Genel hatlarıyla çözümü nasıl elde edeceğinizi söylemiştik. Değil mi arkadaşlar? Size şimdi sadece bölgeyi belirleyip köşe noktalarını bulmak kalıyor. Daha sonra bu köşe noktalarını amaç fonksiyonu üzerine yerine yazacaksınız. Böylelikle dersimizin de sonuna gelmiş oluyoruz. Önümüzdeki ders görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.